Merhabalar sevgili herkes, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır bir video çekemiyordum. Aslında çekemiyordum değil. Herhalde ben de sizler gibi tatildeydim, çekemedim. Şimdi ama böyle çok spontane bir şey gelişti böyle evde otururken. Bu arada şu anda Çeşme'deyim. Alaçatı'dayım. Ablamlarla birlikte. Sinem ablam burada, Gülşah ablam burada. Eliz burada değil, o İstanbul'a döndü bile. Tanem falan filan burada. Şu anda mutfakta çekiyorum, en iyi ışık buradaydı diye. Ablamın, Gülşah ablamın liseden arkadaşı Yeşim şu anda burada çocuğuyla ve eşiyle. Ve böyle spontane bir şeyler gelişti ve benim için de bir ilk olacak. Ondan dolayı hemen yukarıdaki kameramı aldım. Ve dedim ki bu anı sizler için çekmem gerekiyor. Aslında o kadar önemli bir an için değil, insanlık için. Ama benim için önemli bir an. Çünkü ilk defa hayatımda kirpik perması yaptıracağım. Yani kirpiklerimi kıvırtacağım. Ve işe yarıyor mu? Perması mı deniyor bilmiyorum. Kirpik lifting. Lifting yaptıracağım. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Ondan sonra acıyor mu, acımıyor mu? Nasıl ilerlemek lazım? Nelere dikkat etmek lazım? Bunları konuşacağız bu videoda. Böyle bir video oldu. Ben aslında biliyorsunuz çok araştırmacı bir insanım. Her şeye böyle detaylıca bakarım. İnsanları gözlemlerim, yapanları, yaptıranları falan filan. Şimdiye kadar bu kirpik lifting üzerine hiç negatif bir şey duymadım. Ondan dolayı ben de şimdi bugün deneyeceğim. Ama gel gelelim sonuç nasıl olacak, çok fark edecek mi merak ediyorum. Benim kirpiklerim çünkü ultra düz bir kirpik değil. Ama deli gibi kıvrık ve simsiyah bir kirpim de yok. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Nerede yaptırabilirsiniz Türkiye'de, onu konuşabiliriz birazcık sizlerle. Benim güvendiğim tek tük isimler var. Ama aynı zamanda burada Yeşim de var. Yeşim'e de soracağız şimdi nelere dikkat etmek lazım yaptırılırken. Ve ablam da daha önce yaptırdığı için ona soracağız memnun mu sonuçtan ve nasıl kullanılıyor, nelere dikkat etmek gerekiyor ve hadi bakalım içeri gidelim. Abla nasıl? Şimdi sen kaçıncıya yaptırıyorsun? Ben ikinci kez yaptırıyorum ve çok memnunum. Benim de kirpiklerim sarı. Aşırı sarı. Çok böyle halsiz ve yorgun görünüyordum hep bu kirpiklerim olduğunda. Gerçekten öyle. Abartılacak kadar bence. Hem kıvırma hem boya yapıldığı için inanılmaz rahat ettim. Yaz dönemi inanılmaz güzel geçti. Denize falan girmede hep ben maskara sürüyordum tek kat. Çok kirpiğim görünmediği için, sarı olduğu için. Şimdi hiç bir şey sürmeden tüm günümü geçiriyorum. Mesela şu anda yok. Sadece kıvırdığında neye dikkat ettin ve çok böyle dik, kıvrık oldu mu? Yok, hiç olmadı aslında. Onun birkaç ayarı var. Herkesin kirpiğinin uzunluğuna göre seçiliyor. O konuda bir sorun olmuyor. Ona göre kıvırıyorlar. Ya ben... Bir de boyama yapıyorlar işte. Dediğim gibi o da güzel oluyor sonrasında. Sarıysa eğer. Evet. Aha. Bence şey çok önemli bu arada bu kirpik olaylarında. Ben şey görüyorum. Hani gelin makyajlarından biliyorum. Daha önce yaptığım gelin makyajlarından bu ara çok fazla alamıyorum. Zamanım olmadığı için ama kadınlar çok fazla dik kirpik yaptırdığında eğer o kıvırma işlemini çok tuttuklarında arkadaşlar ve dümdüz yukarı gidiyor. Evet, o da çok. O dümdüz yukarı gitmesi de eğer kirpik takıyorsanız mesela gelin makyajında kirpik takamıyorsun kadına. Çünkü o kadar rahatsız edici bir dümdüzlük oluyor ki gerçekten güzel durmuyor ve böyle çok fazla natürel sonuç veren maskara kullanılabiliyor yanlış yapıldığında. Hmm. Mesela bunlara dikkat etmeniz lazım. Ablamın sonucunu çok beğendiğim için ben de şimdi yaptıracağım. Sen Başak Saygın'a yaptırdın. Evet, Başak Saygın'a. Zaten şey kız arkadaşım da Başak Saygın'da eğitim almıştı. Aynen. O yüzden ben Başak'a kaşım konusunda çok güveniyorum zaten biliyorsunuz. Kirpik'te de tek geçerim diyebileceğim isimler arasında kendisi. Zaten bu videodan sonra bence birkaç videoma geçin onu da izleyin. Ama ablamın sonucu çok doğal. Gerçekten böyle hiçbir şey olmadan natural bir kıvrıklık olması gerekiyor. Samsert yukarı doğru o kıvrıklık anını kıvırırken çok tuttuklarında dümdüz olmamasına gayret edin. Ve gerçekten hani nasıl söyleyeyim çok soft böyle bir geçiş olsun. Yani gerçekten kirpik kıvırıcıyla kıvırmış gibi olması evet, lazım. Evet. Bir kere mesela akşam çıkarken bir kere maskara yaparak çok güzel bir sonuç alabiliyoruz. Vay, bir de tabii şey de demem gerekiyor. Ben daha önce bu ipek kirpiği de denemiştim. Ben mesela de. Alternatif olarak bu alternatif demeyeyim hiçbir zaman bir daha ipek kirpik yapmayacağım. Mesela ben de onunla çok rahat edememiştim. Çünkü ister istemez başka bir şey takıldığı için çok rahatsız ediyor. Bunda hani duşta hiçbir sorun yok. Ovuşturma ya da makyajını silmede çok rahat ediyorsunuz. Öbüründe çok dikkatli olmak gerekiyordu. İpek kirpik videosu da çekebilirim. Ben daha önce taktırmıştım. İpek kirpiği taktırdığında gerçekten çok bomba duruyor ve çok rahat. Ama asla yüzünü yıkayamıyorsun. Evet, yatamıyorsun. Ve yatamıyorsun ve gözün içine falan giriyor. Bence çok rahatsız edici ama çok memnun kalanlar da var ince ince taktırıp. Bence gözün hassasiyetine ve kullanışa evet, göre ama genel olarak insanı çok kısıtlayan bir işlem. Bu işlem öyle değil yani. Ben biraz daha şey gibi düşünüyorum. Saçına maşa yaparsın ya saçın kıvrılır.
kıvrık kalır. Onun gibi bir şey, evet, aslında onun gibi geliyor. Hani bir zaman sonra da geçiyor. Şimdi isterseniz yeşimden detayları öğrenelim. Hello, yeşime merhaba diyelim. Merhaba. Bak ışık burada güzelmiş. Evet. Şimdi bize biraz işlemden bahset. Bana ne yapacaksın, ne kadar uzun sürecek bu işlem, ne kadar uzun kalacak ve dezavantajları, avantajları neler? Şimdi öncelikle şöyle. Öncelikle kendini tanıt. Nerede bulabilirler seni? Beni Almanya'da bulabilirler. Yazın geldiğimde Türkiye'de de bulabilirler. Şu an Çeşme'deyiz. Alaçatı'da, evet. Yani her yerdeyim ama asıl çalıştığım yer Almanya. Özellikle Rottweil, Villingen, Schwenningen. Bizim çevreden. Bizim doğduğumuz yerler. Bizim topraklar arkadaşlar. Aynen. Ya ben senin şimdi Instagram şeyini Emre'ye söyleriz. Hı-hı. Emre buradan aşağıya girer Instagram'daki ismini. Oradan DM'den ulaşabilirsiniz Almanya'da yaşayanlar. Size yakın mı, uzak mı diye bakarsınız. Veya iletişime geçip sorularınız varsa sorabilirsiniz. Aynen. Ama işlemi çok merak ediyorum Yeşim. İşlem aslında toplamında yani 45 bilemedim bir saatlik bir işlem. Şimdi kirpik lifting'i bugün ilk defa bana nasip oldu. Evet. Ben zaten çok seviniyorum ve sonucu çok merak ediyorum. Güzel olacağından eminim ama. Öncelikle bu işlemi yaptırırken nelere dikkat edilmesi gerek? Ben öncelikle ona bir değinmek istiyorum. Yapan kişinin tabii ki eğitimi çok önemli. Bunu siz belki bilemeyebilirsiniz nasıl bir eğitim aldı ama araştırın ve bildiğiniz, güvendiğiniz bir yere yaptırın. Yüzünüzde herhangi bir işlem yaptırırsınız. Yani kalıcı olsun ya da olmasın. Uzman elleri kendinizi teslim edin. Sonucunda sonra hüsran yaşamayın diye. Evet. Ve yapan kişinin burada eğitimi olduğu kadar kullandığı ürünler çok çok önemli. Çünkü malzemeler. Piyasada maalesef çok ucuz ürünler var. Yani kalitesiz ürünlerle insanlar bu işlemleri yapabiliyorlar. Bakın yani belirli markalar var. Şimdi Türkiye'deki bildiğim iyi markalar da var ama ben özellikle Almanya'da yaşadığım için ve bu işlemi Almanya'da yaptığım için o markaları ben müşterime her zaman gönül rahatlığıyla gösterebiliyorum. Saklamıyorum. Bazıları mesela dolapta. Evet, dolaptan çıkıyor. O markaları da sizlerle paylaşırız şimdi işlem esnasında hangi markalara dikkat etmeniz gerektiğini. Aynen. Yani kullanılan ürüne kendinizi bunu yani yapan kişiye deyin ki hangi markayla çalışıyorsunuz, hangi ürünleri kullanıyorsunuz ve sadece onun söylemesiyle yetinmeyin. Yani o ürünleri görün. Gözünüzle görün yani. Ondan sonra görün. Evet. Çünkü siz oraya şunu unutmayın ki kirpik lifting yaparken sedyeye yatıyorsunuz ve gözünüzü kapatıyorsunuz. Yani dolayısıyla sizin yüzünüzde, gözünüzde ne işlem yapıldığı görmüyorsunuz. O yüzden yatmadan önce bakın ne kullanıyor, hangi ürünleri kullanıyor. Ondan sonra da kendinizi güvenle teslim edebilirsiniz. Bir saat sonra da çok güzel kirpiklerle tekrardan. Peki yanlış olunca nasıl oluyor? Yani en kötü ne olabilir? En kötü ne olabilir? Mesela yanlış uygulandığında en kötü ihtimalle yanlış uygulamada kirpikler böyle tane tane ayrılmıyor da ucları yani kirpik ucları böyle kıvrılıyor. Yani evet, içe doğru lüle gibi evet, oluyor. Evet lüle gibi oluyor ve işte burada anlıyorsunuz ki uygulayan kişi tamamıyla yanlış uyguluyor. Eğer öyle bir şey olduğunda arkadaşlar gidip kavga edip baba bir çirkeflikle kızın yüzüne o kirpiği vurup sen kimsin bana bunu bilmem ne davadan girin, avukattan girin, dövdürmeye kadar yok yok. O kadar abartmayın. Sonuçta kirpik yeniden düzelir diye düşünüyorum. Zaten senin dediğin gibi 6 haftaya kadar kalıyor herhalde. Aynen. 6 ile 8 hafta kadar kalıyor ama yani ilk liftingde bazen 6 ve 8 hafta kalmayabiliyor. Bazen 5 hafta sonra bile bu efekti azalıyor. Ama şöyle bugünden yarına o efekt birdenbire azalmıyor. Yani birden böyle kirpik pat diye düşmüyor. Azal, yani azalarak aşağıya doğru iniyor. Eski halini geri alıyor. Ama bu işlemi yaptırdıkça gerçekten süresi uzuyor. Çünkü ben kendimde biliyorum artık rahatlıkla beni 8 ve 9 hafta götürüyor. Bir de şu çok önemli, bunu da eklemek istiyorum. Herkes mesela kirpik lifting'i aynı yapmıyor ya da herkes aynı şeyleri uygulamıyor. Ben mesela mutlaka kirpik lifting'in sonunda keratin laminasyonu yapıyorum. Yani bu gerçekten kirpiğinizi besliyor. ve bunu kendiniz de fark ediyorsunuz. 2 ve 3. keratinden sonra özellikle kendi kirpik çapındaki kalınlaşmayı gerçekten gözle görülür şekilde ve özellikle kirpiğe dokunduğunda kendi kirpiğinin daha güçlendiğini ve kalınlaştığını görüyorsun ve o çok güzel bir şey. Bunu da bence özellikle tavsiye çok ediyorum. Çok başarılı. Yani ben de ilk defa yaptıracağım. Bu arada ben kirpiklerime bir şeyler kullanıyorum bayağıdır biliyorsunuz ama hala böyle %100 emin değilim. Ama tabii ki büyük bir fark var. Emin olduktan sonra sizlerle kullandığım ürünü de paylaşacağım ama bu işleminde gerçekten kirpiğimde farklılık yaratacağına inanıyorum. Hadi bakalım biraz geçelim artık. Beni özleyenler eminim vardı. He sen direkt bir şey diyeceğim. Ezgi'yle. en iyi video biliyorsunuz benim ve ablamın IKEA alışverişi videosu. Bir şey diyeceğim, çok başarılıydı. Özellikle senin yardımların. Benim yardımım sayesinde bir oda yaptık. Yani makyajlar o kadar düzenli.
Bu arada şey dediler bana, kısa. Seni hiç konuşturmamıştım, şu an yine konuşturmadım. Yani beni konuşturmuyor, önemli değil. Ben araba sürüyorum zaten, yetiyor. Şoför. Ailenin şoförü, başka bir şey gerek yok. Abla! Bu arada son çekimden bu yana bende de değişiklikler var. Ağzında şey var bu arada, bu şeyden... Biz çok bu arada diyoruz ailecek. Şeffaf plakları var. Şeffaf plakları var. Şeffaf plakları olduğu için böyle konuşuyor. Şeffaf yani plaklarım yani olduğu için bir tık dişlek gibiyim. Az kaldı ama. Senin dişlekliğin yeter. Az kaldı. S'ler patlıyor. Kirpik liftini asla yapamadım. Kirpik liftini anlat şu an. Şimdi, kirpik liftini anlat. Şu an gösteremiyorum gözlerimi. Bu arada dedim yine ya. Of, ablanla başlayacaktık. Evet. Sonra olay o kadar gelişti ki şu an bana yapılıyor falan, ama neden seninle başlamadığımızı kameraya anlatmalısın bence. Bir şey takıldı gözümün üstüne ve 45 dakika gözüm kapalı kalacağı söylendi. O anda zaten klasik müziği taktım kulaklıkta. Benim tek sıkıntım, Instagram'a 45 dakika girmeden nasıl dayanabilirim? 45 dakika ya, dinlenme moduna geçemem, gözümü kapalı tutamıyorum. Daralma geldi, buram falan daraldı. Şunu niye açmıyoruz? Açabiliriz. Ha. İçim daraldı. Ve ikinci gözü yapıştırırken ben yapamayacağım dedim, çıkartalım dedim. İyi ki de şeyi sürmemişiz, losyonu falan. Sonra düşünsene dediğini Yeşim'in, hayır çıkartamıyoruz artık, geç kaldım. Ne olacaktı? Açardım. Yani ne yapardım, ne ederdim, aradan bakmam gerekirdi. Hadi ya, güzellik için ben 2 saat bile kapatabilirim. Bence siz de benim gibisiniz. Güzellik için 10 saat bile gözümü kapalı tutabilirim. Eğer uyandığımda çok farklı ve bomba olacaksa. Bomba. Bir tane markamız şu anda burada. Alman Manufaktur. Evet, bu Alman bir firma. Hamburg'da. En güzeli burada. Bu ürünlerde hayvanlar üzerinde test edilmemiş. Ve vegan. O çok önemli. Aynen. O yüzden ben bu ürünleri tercih ediyorum ve gerçekten bence daha önce de başka bir ürünle çalışmıştım. Bunun efektini çok daha sevdim. Yani kalıcılığı kesinlikle daha fazla. Ve beni yani en tatmin eden, en sonucunu beğendiğim marka bu oldu. Peki bunlar neler? Baby. Bu tabii ki en önemli şeyi çalışırken. Ben hijyene çok önem veriyorum. Evet, bu arada gerçekten hani biz kaç senedir tanıyoruz seni? Biz mi? Biz doğuştan tanışıyoruz. Biz doğuştan tanışıyoruz. Gülüş ablamın en BFF'i yani. Ve hani aşırı titiz ve şey bir insandır. Hani böyle dındırın dındırını böyle araştıran ve şey yapan biri. Aynen. Öyle olması lazım ama yani ben de temizlik ve böyle ne bileyim böyle kızın kendi pisse zaten işlem yaptırdığınız insan beni biraz irite ediyor. O yüzden temizliğe çok önem verin. Bir de yani sonuçta göz, bu çok hassas bir o yani bölge. Dolayısıyla elimizin temiz olması, kullandığımız malzemenin makyaj temizleyici. Gözü yani zaten şu an makyajı yok gözünde ama ben yine de ne olur ne olmaz diye tekrardan bir göz makyaj temizleyicisiyle üzerinden geçeceğim. Çünkü makyajsız sıfır makyaj olmak lazım bu işlemi yaparken. Yani kirpik diplerinizde bile maskara olmaması lazım. Bende biraz maskara var. Şimdi onu sileceğim. Aynen. Sonrasında bu primer'ı kullanıyorum. Bu da kirpiklerin üzerinden tekrardan geçiyorum ki tamamıyla yani kirpiğin üzerinde bir kalıntı varsa, yağ varsa hepsini temizliyor gerçekten. Alkollü bu hafiften. Yani çok güzel temizliyor tekrardan. Ondan sonra artık işlemimize başlayabiliyoruz. Evet, heyecanlıyım ben de. Öncelikle ben kısa anlatayım. Ay, ne yapacaksın? Bu teyple kirpik yani alt kirpiklerimizi yapıştıracağım ki lifting yaparken aşağıdakiler yukarıya doğru kıvrılmasın diye bunlarla alt kirpikleri fixleyeceğim. Ondan sonracığıma şablonları, silikonları kullanıyoruz. Bu silikonları, petleri göz kapağımıza yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz petleri. Evet, bu silikon petleri bu yapıştırıcıyla göz kapağımıza yapıştırıyoruz. Ondan sonra aslında tam olarak işlem başlıyor. Şu gördüğünüz aletle kirpikleri tek 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 o şablonun üzerine yapıştırıyoruz. Neyle yapıştırıyorsun? O şey yapıştırıcıyı yine kullanıyorum. Aynen. Bu suyla çıkan bir yapıştırıcı. Wasserlöslich Türkçesine. Wasserlöslich Leute. Kommt sowieso bald ein Video auf Deutsch. Merak etmeyin. Aynen.
Okey, yani anladık galiba. Şu anda şablonun üstüne kirpiklerimi koyuyorum. Temizledikten sonra bayağı temizlemek için zaman harcıyor anladığım kadarıyla. Tek tek ayırabilmek için o kirpikleri. O çok önemli çünkü. Yani orada aslında işin, yani yapan kişinin el işçiliği ve elinin sakin olması çok önemli. Çünkü o kirpikler tek tek ayrılması lazım ki ben bayağı uğraştıracağım olsun. Bu arada. Sen şey sanıyorsan eğer hani böyle iki tane yapacağım gidecek falan, öyle bir şey yok. Bak, benim detaylıca en iyi şekilde olması lazım ki sizlere güzel bir örnek olsun arkadaşlar. Ya ben daha şimdi sileceğim. Sonra abla sen çekersin herhalde. Kameramanlığı çekeceğim. Seviyorsun zaten sen. Arkadaşlar makyajı sildik. Yeniden yağsız bir makyaj temizleme ürünüyle üstünden geçiyoruz. İyice her şeyi silmek için. Aynen, çünkü temiz bir zemin lazım. Temiz bir kirpiğin üzerinde çok daha güzel çalışıyor. Selam Eski. Selam. Kameraman kendini tanık. Çok korkuyorum. Hiç korkma. Yok ya, ne korkacağım. Bir şey değil ki. Alt kirpiklerimizi şimdi yukarıya doğru kıvrılmaması için bu teyplerle böyle alt kirpiği fixleyeceğim. Onlar işlem yaparken beni rahatsız etmesin diye. Gözünü açık tutabilirsin Ezgi. Şimdi bunu alta doğru, bu alt kirpiklerini yapıştıracağım. Aynen, sen yukarıya doğru da. Şimdi aynı işlemi sol gözümüzde de yapıyoruz. Diş kirpikleri aşağıya doğru. Böyle. Şimdi gözünü kapat. Rahatsız eden bir şey var mı? Tamam, süper. Ben uyurum ki. Şimdi bu kaşı biraz böyle yukarı kaldırıyorum. İşlem browlift mi? Browlift değil ama şu an evet bir şekilde o etkiyi gösterdi. Bir şey diyeceğim. Ben bunu forever istiyorum. Bak şimdi bunu istiyorsun. Bak şimdi. Lütfen bakar mısın cep telefonuna, inanmayacaksın. Arkadaşlar, bunu istiyorsun. Arkadaşlar o kadar iyi mi? İstiyorsun. Oha, ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bir dakika, yanlış işlemdi ya. Şeydir, herkes yaptırıyor biliyorsun. Evet. İsmini vermek istemediğim ünlüler, yarı ünlüler. Gizli gizli. Arkadaşlar ben hiçbir şey gizli yaptırmıyorum. Bir sonraki videom zaten estetik üzerine konuşma olacak. Yaptırdığım, neler yaptırdım, neler yaptırmadım, yalan hikayeler, yalan fotoğraflar, yalan dolan konuşmalar, salak salak şeyler. Bunların hepsini hakkında tek tek yorum yapacağım. Bir sonraki videoda. Emre ile buluşmam lazım. Emre'yi hala görmedim birkaç aydır. Eminim çok fazla o da video çekmek istiyordur. Ama ben kendim çekiyorum bu ara hep. Diğer aşama tekrardan kirpiklerin tamamıyla yağından arındırmak adına primer kullanacağım. Adoros Enfetet Bibim Pan. Tamamıyla yağını alıyor, hiçbir kalıntı bırakmadan. Bundan sonra da kirpik lifting'e başlayabiliriz. Yani ön aşaması biraz tabii ki gerekli. Primer'ı da sürdükten sonra tamamıyla kirpiklerimizi yağından, kalıntısından arındırdıktan sonra şimdi şablonları göz kapaklarımıza yapıştırmaya başlayacağız. Şimdi Ezgi, gözünü kapatıyorsun ve açmıyorsun. Okay? Burada bitiyor her şey. Arkadaşlar, tamam artık. Sonra bay bay de şu an için. Bir dahakine böyle olacağım. Hadi, çünkü boyayacakmış aynı zamanda kirpiğimi. Evet. Tamam. Gereken olay şu. Şu şablonu yapıştırdıktan sonra küçük minik kirpikler şablonun altında kalabiliyor ama biz bütün kirpikleri lift, yani yukarıya doğru kaldırmak istediğimiz için şablonun altında kalan minikleri de tek tek sakin bir şekilde çıkarmamız lazım ki, çünkü bütün kirpikleri yukarı doğru kaldırmak istiyoruz. Şu arada mesela 2-3 tane minikler var. Onları bu alet yardımıyla yukarıya doğru alıyorum. Tamamdır bu taraf. Bu olayın aslında en böyle zaman alıcı tarafı bu şablonu yapıştırdıktan sonra kirpikleri tek tek yukarı doğru güzel bir şekilde, muntazam bir şekilde yukarı doğru almak. Yani birbirine yapışık olmaması lazım. Tane tane ayrık olması lazım ki sonuç güzel olsun diye. Şimdi sağ gözümüzle başlıyoruz kirpikleri yukarı kaldırmaya. Kirpikleri aslında şablonun üstüne yapıştırıyorsun. Aynen, aynen. Yapıştırıcıyı sürüyorum ve kirpikleri
alet yardımıyla şöyle. Bu arada asla acımıyor. Bir şey hissedilmiyor. Ben şimdi ilk önce böyle hepsini bir yukarı kaldırmaya bakıyorum. Sonra zaten ince işçiliğe geçiyorum yani. Onları aslında tek tek evet şekillendiriyorum ve gerçekten tek tek ayırıyorum. Ama öncelikle bütün kirpiklerin şablona yapışmasına bakıyorum. İlk aşamam bu benim. Sonra teker teker ayıracağım. Bu kullandığın ürün nedir şu an? Bu kullandığım ürün şimdi yapıştırıcı. Yani yapıştırıcı. Bu kirpik aynı zamanda hem şablonu göz kapağıma, kapağımıza yapıştıran ürün, aynı zamanda da kirpikleri şablona çekmeme yani yapıştırmama yardımcı olan ürün. Ve peki, suyla çıkıyor. Kirpik dökülmez değil mi? Hayır, hayır. Çok agresif bir yapıştırıcı değil. Çünkü dediğim gibi sadece suyla bile temizlenebilen ve kolaylıkla çıkabilen bir yapıştırıcı. Ama kirpik dökülmesi demişken şuna da değinelim. Çoğu insan mesela bu işlemi yaptırmayan insanlar acaba kirpik dökülür mü, kirpiğime zarar verir mi diye kaygılar yaşıyorlar. Ama asla dökülmez kesinlikle diyebiliyorum. Çünkü yani şöyle dökülmez. Kullandığın ürün iyiyse, kaliteli bir ürün kullanıyorsan asla dökülme yapmaz. Ve sonrasında ben zaten bu liftingi yaptıktan sonra bir de son aşama olarak keratin laminasyonu yapıyorum. Yani kendi kirpiğini besleyen, bakım yapan ve gerçekten güçlendiren bir şey. Yani sadece lifting değil, aynı zamanda bakım da yapıyor. Bu arada şey, bence bu tarz işlemler benim kendi fikrim. Devamlılık yani bir tur böyle yapıp sanki bakmak lazım. Sonra azalınca hani çok memnun kaldıysanız biraz daha yapabilirsiniz. Veya kirpinize hani bu keratin bakımı tarzı bakımları yaptıramıyorsanız belki bir tur böyle ara verirsiniz. Sonra yeniden başlarsınız istediğinizde. Ben de şimdi şeyi çok merak ediyorum. Maskaraların sonucunu çok merak ediyorum. Çünkü hani kim yaptırdıysa bir kere bir kat sürüyorsun ve inanılmaz güzel duruyor diyorlar. Evet. Çoğu maskara çünkü kıvırma etkisi var deyip gerçekten hani çok nadir bir kıvırma etkisi yaratan bir maskaraya denk geldim ben. Onun dışında gerçekten bir kirpik kıvırcısı kullandığımı biliyorsunuz zaten. Bence herkes kullanmalı. Yani bu işlemden sonra, kirpik liftingden sonra o kıvırmaya işte gerek kalmıyor. Çünkü gerçekten sanki o neydi onun? Kirpik kıvırcı kullanmış gibi oluyor zaten. Ve en güzeli suya girdikten çıktıktan sonra, denizden sonra, hamamdan, saunadan sonra her zaman kirpikler çok güzel böyle yukarıya doğru kıvrımlı ve özellikle yaz ayları için bence süper rahat bir şey. Yani ben çok severek kullanıyorum, kendim de kullanıyorum ve tek kat rimel gerçekten sanki böyle 3-4 kat rimel sürmüş gibi güzel kirpik yani veriyor gerçekten. Ablamda da o şekilde. Bu arada ben şeyi de çok severek kullanıyorum. Bu saç ve kirpik ve tırnakta çok fark ettiğini söyleyebilirim. Reklam değildir. Zaten daha önce de storylerimde paylaşmıştım. Kolajen çok severek kullanıyorum. Kolakin markasını. Hem biyotin ve farklı vitaminler içerdiği için gerçekten bu tarz şeylerde besleme ve içten böyle bir nasıl diyeyim size, enerjiye ve bakıma ve aynı zamanda böyle nasıl diyeyim size ek takviye bir şeylere ihtiyacınız varsa çok çok memnun kalırsınız. Gerçekten hani saçlarımın bu kadar hızlı uzamasından tırnağımın böyle delice uzamasına kadar ona borçluyum diyebilirim. Bütün ailecek zaten. Tadı da çok müthiş. Öyle. Ama kirpik şeyine yeniden ayrıca değineceğim arkadaşlar. Şunu fark ettim şimdi lifting yaparken, kirpikleri yukarı kaldırırken. Sağ gözündeki mesela kirpikler çok dolu ve yoğun. Ve baştan sona kadar kirpik aynı şekilde yoğunluğu. Evet, sol kirpikte başlangıç kısmında hafif bir boşluk var. Tam olarak burada. Ve onu mesela şimdi lifting yaparken fark ettim. Ama bu gayet normal. Çünkü yani şu açıdan normal. Boşluk olması normal değil ama sağ ve sol gözümüz her zaman birbirinden farklı. Yani aynı yoğunlukta değil. Kaşlar da aynı bu şekilde. Bu arada şey de aynı şekilde. Yüz şekliniz de aynı şekilde. Bir tarafınız her zaman daha düşüktür. Büyük ihtimal uyuduğunuz taraf veya yattığınız taraf, kafanızı akşam yatağa yattığınızda ne tarafa çeviriyorsanız o tarafınız daha düşüktür. Hepiniz bu videodan sonra aynı elinizi alıp bakın bence. Kirpiklerde de aynı şekilde. Kullandığımız maskaradan olabilir veya işte nasıl kirpimizi taramaktan tut veya temizlemeyle alakalı. Bu tarafı belki daha sert yapıyorumdur.
sağ tarafıma, sol tarafıma daha şey geldiği için. Ve o tarz şeyler olabilir. Şimdi ne yapabiliriz? Ablam şey sordu işte, buna bir şeyler ne yapacaksın falan filan diye yeşime. Yapacak bir şey yok çünkü. Kirpik yok. Yani orada kirpik ek yok. Bir şey takılmıyor. Yani bu işlem sadece sizin kirpiğinizi daha yukarı doğru kıvırıp dolgun ve rengi daha net gösteren bir işlem. Aynen. Eğer çok sıfır kirpiksizseniz, yani hiçbir kirpiğim yok derseniz sıfır. Onun için başka şeyler yapmanız gerekiyor. Başka bakımlar yapmanız gerekiyor. Aynen. Bu daha var olan kirpiği biraz daha formunu değiştirip daha net, aynen, daha güçlü, daha gür, daha kıvrıt, daha seksi, göz daha kaldırmak için yapılan bir işlem. Aynen öyle Ezgi. İlaveyecek hiçbir şeyim yok. Şimdi bu aşamada önemli olan bir noktaya değinmek istiyorum. Bu kirpik liftingini yarım saatte yapanlar da var. Ama normalinde bunun süresi yani bana göre 45 dakika ve yani 1 saat sürebiliyor. Çünkü yakından gösterirsen ya da daha doğrusu çektiğin için gördüğünüz gibi bu kirpikleri böyle tek 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 yukarı doğru kıvırıyor. Yani yukarı doğru çekiyoruz. Ama bu kirpikleri yarım saatte yapanlar maalesef bu kadar çok fazla ince çalışmıyorlar. Yani gelişi güzel, şablona yapıştırıyorlar ve sonra da birbirine giren kirpikler falan yani görüyoruz, evet, sonucunda. Bu arada şey gibi, makyajda da aynı şekilde. 20 dakikada makyaj yapan da var. Gerçekten 1 saat, 1,5 saat ayıran da var. Daha detaylıca çalışmak istiyorsanız bir makyajın süresi biraz da kalitesiyle alakalı bence. Çok nadir, çok hızlı make-up artist çok güzel makyaj yapıyor. Ben mesela çok hızlı makyaj yaparım ama gelin makyajım benim yine de her zaman 1 saat sürer. 1 saatin altında gelin asla bitmez yani. Onun gibi düşünebilirsiniz. Çünkü detaylıca çalıştığında kadının yüz hattını incelemen gerekiyor. Aynı zamanda göz formunu, kullandığın ürünleri tek tek mix edip detaylıca alman gerekiyor. Bunda da aynı şekilde. Yeşim'in de dediği gibi. Aynen. Başka diyecek bir şey. Şimdi kirpiklerimizi şablona yapıştırdıktan sonra birinci losyonumuzu sürüyoruz. Bu birinci losyonumuz kirpiğimizi yukarı doğru lift ediyor. Yani ne yapıyor? Bu istediğimiz şekle gelmesi için kirpiğimizi yani o şekilde kaldıran, tamam, kıvıran losyon. Hı hı. Bu kendi kirpiğimizin gücüne bağlı 10 ile 15 dakika arasında kalıyor. Sonrasında bunu alıp üzerine ikinci losyonumuzu sürüyoruz. Ama ben şimdi, tamam, birinci losyonla başlıyorum. Ve önemli olan bunda bunu asla şöyle tepeye kadar çıkarmıyoruz. Çünkü o başlangıçta bahsettiğim gibi oluyor. Burada kirpikler böyle tüy gibi görünüyor. Yani böyle içeri, evet, doğru kıvrılıyor. Çok çirkin bir, hı-hı, görüntü oluyor. O yüzden bu losyonu sadece maksimum kirpiğimizin ortasına kadar sürüyoruz ve bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Burada söylemek istediğim bir şey var. Ben her zaman tek kullanımlık ürünlerle çalışıyorum. Evet, bu da böyle, yani çalışan insanların, yani yaptırdığınız, en korktuğum şey. Evet, kirpikleri yaptığınız insanlarda bu çok önemli. Asla bu ürünleri alıp da işte bir ürün içine sokup da onun ve bunun kirpiğini sürmeden tek kullanımlık. Hepsi tek kullanımlık bizde. Ve ben losyonu kapağa alıp kapaktan kullanıyorum. Asla şişenin içine batırmıyorum. Ama tabii ki siz gözünüz kapalı yaptığınız zaman kimin nasıl çalıştığını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi önceden araştırın. Güvendiğiniz ve temiz ve titiz ve hijyenik çalışan kişilere kendinize emanet edin diyorum. Şimdi losyonumuzu sürdükten sonra kirpiklerimizin ortasına kadar, bu şimdi losyon 15 dakika kadar, yani maksimum 15 dakika bekleyecek. Sonra ikinci losyonumuza geçeceğiz. Aynen. Biri. Biz normalde hani ev şartlarında yapmıyor tabii ki şimdi. Şu, evet, anda hani hem çok samimi olduğumuz için hem de aynı zamanda sizin için rahat rahat çekelim diye buradayken, Çeşme'deyken, evet, böyle bir şey gelişti. Normalde tabii ki Sedia'da falan farklı, evet, şekillerde, evet, çalışılıyor. 15 dakikamız doldu. Ve şimdi ilk losyonumuzu alıp ikinci losyonumuza geçeceğiz. Kuru bir Q-tip'le losyonu. Kulak pamuğu şimdi. Ha, pardon. Kulak pamuğuyla. Burada this grup şu anda bunlar yabancı konuşuyor diye bize baba yorum döşeyecek. Tamam. Canınız sağ olsun. Kulak çöpüyle. Kulak pamuğu. Pamuğu. Ay, kulak çöpü. Kulak çöpüyle. Kulak losyonu diyorum. Kulak çubuğu. Kulak çubuğuyla, kulak pamuğuyla losyonumuzu temizliyoruz. Şu şekilde. Evet.
Asla konuşamadık. Okey, şimdi ikinci losyonumuzu sürüyoruz. Aynı şekilde 15 dakika kadar maksimum bekleteceğiz. Bu losyonda şimdi yukarıya doğru kıvırdığımız kirpiklerin bu şekilde kalmasını yani sağlayacak, sabitleyecek bu şekilde. Ve aynı şekilde yine yarısına kadar sürüyoruz. Asla kirpiğin tam böyle ucuna kadar sürmüyoruz. Şimdi ikinci losyonumuzu da sürdük. Yeterince. Bu ne kadar bekliyor? Bu da aynı şekilde maksimum 15 dakika kadar bekleyecek. Sonra fixlemiş olacağız yani kirpikleri bu şekilde yukarı doğru kıvrık kalmasını sağlıyor. Sonra bunu tekrardan kulak pamuğuyla ay çok iyi çıkaracağız. Sonra kirpikleri boyayacağız siyah. Tamam. Okey, şimdi ikinci losyonumuzun süresi de doldu. 15 dakika geride kaldı. Şimdi bu losyonu da temiz bir kulak pamuğuyla Q-tips'le temizliyoruz. Ve sonrasında kirpiklerimizi siyah renge boyayacağız ki daha belirgin olsun diye kirpiklerimiz ve rimel sürmüş efekti olacak. Rimel sürmüş efekti veriyor. Bunu peki sapsarı kirpikli bir insanda nasıl duruyor? Bu çok sert durur mu? Sert durabilir. Tabii ki çok fazla sarışınsak ve kirpiklerimizin rengi beyaza yakın bir sarıysa ben siyah değil de kahverengiyi tercih ediyorum. Daha yumuşak. Var renkleri. Evet. Yani. Değişik renkler mevcut tabii ki. Mor falan. Hayır, biz doğal renklerden yanayız. Kahve ve siyah. Aynen. Var. Kahve ve siyah ama genellikle sarışınlar bile siyah tercih ediyor. Çünkü zaten kullandığı maskara siyah diyorlar. Ben kahverengi değil siyah istiyorum diyorlar. Açıkçası kahverengi hiç bugüne kadar kullanmadım. Çünkü hiç kimse tercih etmedi. Öyle yani. İsterseniz Almanya'da olanlar, bu da bir ilk olur kahverengi yaptırmak isteyenler. Ben siyahı tercih edeceğim. Gözlerimin rengi ortaya çıksın istiyorum Yeşim'cim. Bunu başarabilir misin? Kesinlikle. Açınca mavi olsun. Öyle bir ortaya çıkmadan bahsediyorum, yanlış anlaşılmasın. Evet ya, biraz sonra Aliye'yi göstereceğim, şoka gireceksiniz. Ona acil siyah şey lazım, biliyorsun değil mi? Boya, kirpik sapsarı arkadaşlar, o kadar. Ama kirpik upuzun ve kıvrımlı. Evet. Siyah boyamızı hazırladık ve kirpiklerimize siyah boyayı uygulayıp 3 dakika kadar bu boyayı bekletiyoruz. Bu arada hiçbir şey hissetmiyorum ve gerçekten asla acımıyor falan veya hiç böyle yanmıyor. Hiçbir şey yok. Gözüm sadece kapalı ve böyle bir pamukla, biri sanki ıslak bir pamukla gözümü kapatıyor gibi. Aslında çok dinlendirici baktığınızda. Hiç öyle nasıl diyeyim size, ağrılı, zor bir işlem değil. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var bunu yaptığınızda. Evet, bir saat kadar. 3 dakikada bu bekleyecek bu şekilde. Aynen. Tamam, şimdi 3 dakika doldu. Boyamızı şimdi arkada da şey ıslak pamukla ve suyla temizliyoruz. Boya 3 dakikadan fazla tutunca ne oluyor peki? Yani kirpiklere zarar vermemesi adına 3 dakika yeterli oluyor. 3 dakikada renk alıyor. Aynen, renk alıyor çünkü. İbo'nun siyah saçı gibi mi oluyor daha fazla tutunca? Daha derin siyah mı oluyor yoksa onun için ekstra bir şey yapılacak mı? Yok, onun için ekstra bir şey yapacağız. Şimdi bu aşamadan sonra kirpiğimizdeki boyayı çıkardıktan sonra keratin bakımımızı süreceğiz. Sonrasında da Color Boost'umuzu, yani bu siyah boyanın daha da derin bir siyah hal alması için bir boost'a süreceğiz. Ve o aynı zamanda kirpikleri de besliyor ve bakım yapıyor. Yani İbo'nun farklı bir versiyonu. Saçta değil, kirpikte bunu yakalıyoruz. Şimdi boyayı çıkardık. Islak bir kulak pamuğuyla. Şimdi yapıştırmış olduğum bu şablonları yapışkanından kurtarıyorum, arındırıyorum. Şablonları çıkarıp kirpiğimize keratini ve color boost'umuzu sürmeye hazır hale getiriyorum. Ve tabii ki şu teypleri de çıkaracağım. Okey, şimdi yapıştırmış olduğum teypi bir cımbız yardımıyla nazikçe çekiyorum. Tekrardan bir gözü. Şimdi bütün her şeyi gözden çıkardıktan sonra, şablonları falan gözden çıkardıktan sonra tekrardan bir suyla ve pamukla
üzerinden geçiyorum. Tamamıyla kirpik diplerinden boyanın çıktığından emin olmak için. Arkadaşlar inanılmaz sevdim çünkü gerçekten daha siyah ve daha maskara sürmüş gibi aslında, baksanıza. Şu anda da bence anlaşılıyor şöyle bakınca da. Biraz gözlerimin altı falan kötü gözükebilir ama bayağı sevdim, baksanıza. Ve bu kirpik liftingin en güzel yanı bence denize girdikten sonra, havuza girdikten sonra ister hamam ister sauna, değişen hiçbir şey yok. Hep bu şekilde kirpiklerle denizden çıkacaksın. Sabah kalktığında bile gözlerin bu şekilde. Sadece şeye çok üzüldüm. Bu olay niye gitti? Oraya biliyorsun şeffaf teypler takıp şuradan, evet, saç altına aynen gizliyorlarmış. Bayağı sevdim. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kirpik liftingi güzel bir bakımla tamamlıyoruz. Yani ben şimdi kirpiklere keratin laminasyonu yapacağım. Keratinle kirpiklerini güçlendireceğiz. Biraz ıslak duracakmış. Aynen. Ondan dolayı size şimdi göstermek istedik sonucu. Çünkü o keratin bakımı 24 saat gözümde kalması gerekiyor. Yani bu akşam ben zaten makyaj yapmayacağım. Bu şekilde kalacak bakımla birlikte. Sabah da yüzümü yıkayacağım. Yüzümü yıkadıktan sonra yine bu sonuç olacak. Ama şu an keratini sürdüğümüzde kirpikleri ıslak ve biraz yapışık gösterecek. Ama o efekt dediğimiz gibi yarın sabah yüzünü yıkadıktan sonra geçecek. Ve kirpiklerini 6 ve 8 hafta kadar aynı şu gördüğünüz şekilde kullanacak. Şimdi keratini süreceğim. Tamam. O bir dakika bekledikten sonra üzerine de şunu göstereyim. Bu keratin laminasyonu, yani keratin boost'a. Bunu şimdi süreceğiz. Bir dakika kadar bekleyecek kirpikte. Ardından color boost'umuzu sürüp, yani bu siyah rengi daha da netleştireceğiz. Bunun da içinde aynı zamanda vitaminler var ve kirpiği besleyen bir ürün. Yani önce bunu süreceğiz, sonra aynen üstüne daha yoğun siyahı sürüp aynen işlem tamamen bitiyor arkadaşlar. Aynen. Ben size zaten bir sonraki videomda kirpikleri detaylıca görebilirsiniz. Size gösteririm. Hadi bakalım. Yani bakımımızı sürüyoruz kirpiklerimize ve bir dakika kadar bunun kirpikte kalması gerekiyor. Üzerine color boost'umuzu sürmeden önce. Mis gibi kokuyor bu. Evet, kokusu çok güzel. Ve böyle kirpikleri alttan ve üstten tek tek geçiyoruz. Yani bu zaten kirpikleri dediğim gibi ıslak gösteriyor. Ama zaten istediğimiz de bu. Çünkü bütün tek tek kılı işlemesini istiyoruz. Evet, ıslak ıslak, dolgun dolgun gözükmesi bence her zaman daha cool. Zaten saçta da aynı şekilde keratini yaptığınızda saça biliyorsunuz deli gibi parlıyor saçlar. Keratinimizi sürdük. Şimdi gördüğünüz gibi kirpikler ıslak ve yapışık duruyor. Bakımımızı sürdük çünkü. Dediğimiz gibi bu yarın sabah bu efekt yüzünü yıkadıktan sonra geçmiş olacak. Ama bugün yani makyaj yapmaması ve kirpiklerine su değmemesi çok önemli. Ki kirpiklerine sürdüğümüz keratin boşa gitmesin, derinlemesine bakım yapsın, kirpiklerimizi güçlendirsin. Yarın sabah mis gibi kirpiklerle günaydın diyecek. Ben bu keratini hikaye tutuyormuşum. Yani ara ara da sürülebilir açıkçası. Yani hiçbir zararı yok, hatta faydası var yani bakım. Yarın sabah güzel böyle kirpiklerle güne merhaba diyecek Ezgi. Ve bu İnşallah yapışıklık gitmiş olacak. İnşallah canım, benim ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sen de teşekkür ederim. O malzemenin ederim ismini de bulduk arkadaşlar. A-Seals olması lazım. Aynen. A-C-I-L L-S olarak yazıyor. Ben buraya şimdi Emre'ye de yazdırırım. Türkiye'de o malzeme mesela iyi bir, çok iyi bir malzeme. Onu kullanmasına dikkat edebilirsiniz veya talep edebilirsiniz. Evet. Veya ona göre birini bulabilirsiniz. Aynen. Ama aynı zamanda teknik de çok önemli. Hem malzeme hem teknik mix'i iyi bir performansı öne çıkarıyor. Aynen o şekilde. Şimdi kirpimizi laminasyonu sürdük. Bir dakika kadar bir süre bekledi. Şimdi bu daha önceden kirpiğimize sürmüş olduğumuz siyah rengin daha da yoğunlaştırmak adına bu color boost'ayı süreceğiz ve işlemimizi tamamlayacağız. Öyle, bu da aynı zamanda bakım yapan bir ürün. Şimdi bu sürdüğüm color boost'a derinlemesine bir siyahlık sağlayacak ve aynı zamanda da kirpiğimizi yine besleyen ve bakım yapan bir ürün. Yani sadece boyanın rengini siyahlaştırmak adına değil, içinde önemli vitaminler var. Vitamin severiz. Kaç şu an zaten kirpik, inanılmaz saç, sağlıklı duruyor biliyor musun? Gerçekten kirpiğin mi? Ben her gün bunu istiyorum. Çok güzel duruyor.
Ay başta iyi mi olacak, kötü mü olacak? Şu anda şey modundayım, her gün bunu istiyorum. Sonucu sevdim. Gerçekten böyle çok nasıl diyeyim size, dümdüz böyle bir kalkık değil, güzel bir kıvrıklık var. Bakalım birkaç gün içinde nasıl kullanabileceğim. Sizlere haber veririm. Eğer negatif bir şey olursa veya dikkat etmeniz gereken bir şey olursa ondan da haberdar olursunuz. Arkadakiler acıktı artık. Arkadaşlar videoyu yavaştan bitirelim. Evet, biraz belki şu anda yorgun gözüküyor olabilirim. Uykum da geldi. Böyle mıyıştım biraz, 45 dakika, 1 saat boyunca. Videomuz şu anda bitti arkadaşlar. Kirpiklerim bu şekilde. Şu anda ıslak ıslak, dediği gibi keratin bakımından sonra. Ve buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. İletişime geçmek isteyenler için Instagram'da dediğim gibi yeniden buraya ismini yazıyoruz. Siz de ona yazabilirsiniz veya işte sormak istediğiniz sorular varsa da aynı zamanda sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben galiba çok memnun kalacağım gibi hissediyorum ve devamını isteyeceğim. İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim Ezgi. Bana güvendiğin için ve sonucundan memnun kalmana sevindim. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bay bay.